Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım afiyettesinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Yeni bir 60 Second serisiyle karşınızdayım. Daha doğrusu bunu diğer serinin devam bölümü mahiyetinde sayabilirsiniz. Yani 4. bölümdeyiz. Biliyorsunuz geçen oynadığımız Hayatta Kalma Serüveni maalesef ki güzel, mutlu bir sonla sonlanamadı. Ama bu sefer daha olumlu bir sonuç alabileceğimize inanıyorum. Ve hemen sizleri bekletmeden yeni oyun deyip oynamaya koyuluyorum. Kıyamet zorluk derecesinde oynamaya devam edeceğiz. Yine 60 saniyemiz var. Söylediğim gibi 60 saniye içerisinde kaynaklarımızı toparlayıp sığınağımıza ineceğiz. Ve sonrasında da yaşam mücadelemizi vermeye başlamış olacağız. Efendim bu arada aradan birazcık zaman geçti. Biliyorum YouTube kanalına çok fazla video gelmiyor. Aslında geliyor. Ama içerik katılı özel olduğundan dolayı sizin geç haberiniz oluyor büyük ihtimalle. Samet Güngör Live ve Samet Güngör Ekstra kanallarını takip ederek katıldaki içeriklere de erişebilirsiniz aynı zamanda. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Şimdi Ramazan'dayız. Bol bol yayın yapmaya çalışıyorum. Bizim klasik Ramazan ritüeli. Hani iftara kadar yayındayız. Ondan sonrasında şu an iftar vakti bu arada. Yani iftar bitti. Saat 8-8.30'a doğru geliyor. Normalde yorgun oluyorum ama bugün dedim ki bir video hazırlayayım en azından. Şöyle ufak tefek bir seri bile olsa birkaç bölüm kanalın yüzü video görsün. Hemen şöyle bir oynayışımıza başlayalım. Ted ya da Dolores'i seçebiliyorum. Geçen sefer Ted'i seçtim. Bu sefer Dolores'i seçeceğim. Anne evde kalacak. Baba dışarı loot'a çıkacak. Bu şekilde ayarlamaya çalışacağım. Büyük adam modunda oynayacağız. Şöyle bir başlayalım. Mikrofonumu da değiştirdim bu arada. Sizler sesten rahatsız oluyordunuz. Daha doğrusu ben rahatsız oluyordum. Bazı durumlarda böyle sesimi aşırı yükselttiğimde falan bayağı bir kulak tırmalayıcı bir şey ortaya çıkıyordu. Efendim çocuğumuz burada. 2 adet suyumuz burada. Bavulumuz hemen sığınağın yanında. İleride yemek var. Tüfek var. Buralarda bir şey var mı? Varsa da göremedim. Bir saniye. Şimdi tüfeği alacağım. Tüfekle beraber hadi Dolores. Hadi Dolores. Ama Dolores çok bekliyor. Bir saniye, Ted gibi değil arkadaşlar. Dolores gerçekten çok bekliyor. Şöyle şunu da bir al bakalım, şu suyu falan. Getir koy buraya. Dolores gerçekten çok bekliyor. Dolores'in hitbox'ını ayarlamamışlar arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Gaz maskesini al bakayım şuradan. Belki haritayı da alabilirdi, bilemiyorum. Çocuğu kurtar. Çocuğu kurtardıktan sonra suyu al. Suyu aldıktan sonra haritayı al. Haritayı aldıktan sonra hemen koy. Hala zamanım var. Hala zamanım var. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Bey'imi alacağım. Bey'im. Bey 3 birimlik yer kaplıyor bey. Abi kız. Abi kız. Çocuğum kaldı. Yavrum gel buraya. Yavrum geldi buraya. Sonrasında başka ne alabilirim? Bir tane de su almaya çalışacağım. Abi sığınağa girmem lazım. Sığınağa giremezsem işim biter. En azından tüfeği falan aldım. Kıpırdamıyorum. Kaldım ortada. Vallahi kıpırdamıyorum. Mecbur kaldım ortada. Bu arada kız gücü isimli bir başarım aldık sanırım. Dolores'te oynayan çok fazla erkek yok galiba kız gücü başarımı geldiğine göre. Ama Dolores'in hitbox'ını birazcık yanlış yapmışlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Item'ları tam anlamıyla kavralayamıyorsun. Böyle kavralayıp çantaya atamıyorsun. Öyle bir problem var ve çok güzel, çok tatlı bir başlangıç yaptık babuşlar. 6 birim suyumuz, 4 birim yemeğimiz var, gaz maskemiz var, tüfeğimiz var. Haydutlar gelip bizi rahatsız ederse diye tüfeğimiz var. Sığınağımızın kapısına kilit vurabilip kendimizi önleme alabiliyoruz. Bununla beraber bavulumuz ve bir tane de mızıkamız var. Gerçekten çok iyi. Şimdi hemen bakıyorum, sığınağımıza önceden yerleştirdiğimiz mızıkamız ve kilidimiz varmış. Gıda ürünlerinin yanı sıra burada bulunan konuşmaları da biliyorsunuz işte temel olarak patlamadan sağ salim sağ kurtulmak, bütün aile bireylerinin yan yana olması mutluluk verici bir şey ama endişelerimiz var gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi dilerseniz hemen ilk günümüzü geçirelim. Dışarı çıkmak istiyoruz. Belki birazcık yürüyüşe çıkmak istiyoruz ama mahalle bombalardan beri çok daha huzurlu bir yer olmuştur eminim falan diyor. Abicim sen ne diyorsun? İlk gündesin daha, ilk gün. Ne demek ilk günden, birinci günden ben yürümeye çıkmak istiyorum. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Radyasyon var dışarıda, hapı yutarız. Şimdi anne insanların başında kalacak. Anne çocuğun ve kızının başında kalacak. Timmy'nin ve sevgili Mary Jane'in. Kimsenin yemeğe suya hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Radyasyon seviyesi çok yüksek. Evet bunun farkındayız ama
Gaz maskemiz olduğundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamadan loot'a çıkabiliriz. Radyo dinleseydik bu korkunç sıkıcı ortamdan kurtulabilirdik diyor ama radyo dinlememiz herhangi bir şekilde mümkün değil. Şimdi oğlum iki... Lan ne yaptınız? Hacı! Alo! Arkadaşlar daha 2-3 gün oldu. 2-3 günde çökerseniz işimiz var. Yapmayın etmeyin Allah aşkına ya. Burada hiçbir şey yok. Acaba gerçekten tüm gücümüzle denersek komşuların kendi sığınaktaki seslerini duyabilir miyiz? Evet, herkesin susamaya ihtiyacı var bu arada. Yani herkesin bir parça suya ihtiyacı var. Ve herkes inanılmaz derecede yorgun. 2 günde nasıl bu kadar yoruldunuz? Oo, dışarıda kimse gidemiyor bu durumdan dolayı. Paşam. İyi baba, keyif yapın evde. İyi iyi, tamam, ne güzel ne güzel. Herkes çok bitkin. Alın bakayım suları için de yani madem tamam evde kalın. Ted dışarı gidemeyecek durumda. Dolores dışarı gönderilirse ölür. Mary Jane dışarı çıkmamalı diye düşünüyoruz ve Tim'i şimdi dışarı çıkarsa ölebilir. Oo, Tim yatalak. Hepsi böyle yattı aşağı komple. Birisi kapağı çok ısrarlı bir biçimde yumrukluyor. Açmaya korkuyoruz ama iyi haberlerle de gelmiş olabilir değil mi? Dosyanlısı birilerinin gelmesini çok isteriz. Gelen komşumuz Ned olsa bile. Kasabamızın bombalanmasına her Ned sebep olduysa artık onun olduğundan oldukça eminiz. Ne? Kasabamızın bombalanmasına her ne sebep olduysa ardında onun olduğuna oldukça eminiz. Ned'in mi? Abi nükleer felaketten bahsediyoruz. Acaba komşunuz gerçekten nükleer bir felakette yani böyle bir şey yapabilir mi? Abi bak, kapıyı yumruklamanın iki anlamı olabilir. Ya bence tek anlamı olabilir. O yani yumrukla demir kapıyı açamayacağını bilir, öyle değil mi? Şu an bizim bulunduğumuz sığınak bu arada güvenli bir sığınak babuşlar. Yani radyasyondan falan kaçmanızı sağlayabilecek kadar güvenli. Dışarısı çelikten falan filan böyle bayağı güvenli bir sığınak. Ve bu sığınağa yumruklarınla basamazsın. Bence niyeti sığınağa baskın atmak değil. Ben farklı bir niyete sahip diye düşünüyorum. Ve kapıyı açıyorum. Ve dördüncü günden oyun bitiyor, öyle değil mi? Sana ne oldu? Ha, kapıyı açtığımız için hastalık bulaştı. Teşekkür ederim anne. Kapıyı açtığımız için hastalık bulaştı. O kapıyı açmak galiba riskliydi. Korkunç bir hastalık kaptık bu yüzden. Öksürük bizi delirtiyor. Yani kapı niçin açılmış peki? Evet abi, kız hasta olduğuna göre ne yapıyoruz? Ve kimse dışarı çıkamayacak durumda. İnanılmaz ya. Ya ben birinin yardım çağrısı falan diye düşündüm. Yardım çığlığı falan diye düşündüm. Çünkü ne çıktı yani? Kapı vuruldu. Biri kapıyı ısrarla yumrukladı. Kapıyı açtın ve hapşırıp kaçtı mı? Tükürüp kaçtı mı? Ne yaptı? Nasıl hasta etti seni? Gerçi dışarıda radyasyon var. Yani dışarıda bulunan radyasyon sebebiyle elbette ki insanlar zarar görmüş olabilirler ama... Yani babacım... Ya tipinden belli zaten hasta olduğunu. Ben orada bir sıkıntı olduğunu anladım. Gerçekten çok belli. Saklanmaç oynadık. En uzun oyun 10 saniye sürdü. O da kısa bir süreliğine ışıkların sönmesi sayesinde mümkün oldu. Eyvah eyvah. Dolores'in gözüne hala uyku girmiyor. Ted gücünü toplayabilmiş değil. Tim'i sürekli sandalyede uyuyakalıyor. Abi... Tim yıkıklar ya, gerçekten tam anlamıyla yıkıklar yani. Mary Jane falan da öyle kendi kendine hasta oldu, dışarı çıkamıyoruz. Dışarıdan sesler duyduğumuzda domates çorbasında farklı ilk yemeğimiz hakkında konuşuyorduk. Seslerin yırtık pırtık kıyafetleri olan küçük bir grup felaket zededen geldiğini anladık. İçler acınası bir halleri vardı ve bizden yardım istediklerinde buna hiç şaşırmadık. Bizden imkanımız dahilinde bir şeyler istiyorlardı. Su, yemek, tıbbi malzeme. Arkadaşlar şimdi... yani iyilik bulur. İyilik yapıldığı zaman çoğalır. Bana kalacak olursa ve sanırım paylaşacak kadar suya sahibiz ya. Şu an için tabii ki kötü durumdayız ama bu kadar kaynağı saklamanın bir alemi yok. Hem ileride bir gün belki bize onlar da yardım ederler. Tabii ki...
Böyle bir zombi, şey zombi diyorum. Böyle bir yok oluşun eşiğinde insan ne kadar yardımsever olabilir bilmiyorum ama. Hadi bakalım suyumuzu paylaşalım kendileriyle. Yani şey kameraya sürekli kayıyor da bu arada. O kameranın ayarını bir türlü yapamadım. Yedinci gündeyiz. Nihayet insanlar normale döndü. Yani yorgunlar, açlar ve susamış vaziyetteler ama bu normale döndükleri gerçeğini değiştirmiyor. Ziyaretçilerimiz minnettarlıklarını ifade edecek sözcükler bulmakta zorlandılar. Çok gözyaşı döküldü, birbirimize gülümsedik ve sarıldık. Ve hepimize bol şans dilediler. Yardımlaşmak harika bir duygu. Kısa bir süre sonra kasabamızdaki arabelerin arasında sığınacak bir yer bulmak için ayrıldılar. Umarız hayatta kalmayı başarırlar. Ha arkadaşlar, bu arada şöyle bir şey de var. Bu oyunda gelen etkinlik var ya. Eğer hiçbir şey vermemeyi seçerseniz %33 ihtimalle evinizi yağmalayabiliyorlar. Yani ilk başta gelip kibar bir dille istiyorlar. Su ya da yemek verdiğiniz zaman size dokunmuyorlar. Ya da tıbbi malzeme verdiğiniz zaman size dokunmuyorlar ki tıbbi malzeme yemek ve sudan çok daha değerli. Ama eğer hiçbir yardım yapmayı seçmezseniz o zaman biz gelip zorla alırız deyip bütün evi boşaltıp gidebiliyorlar. Yani o konuda maalesef işte ya tüfek var evde, anahtar var falan filan, kapıyı kilitleriz ederiz falan düşünemiyorsun. O yüzden böyle bir etkinlik geldiğinde birazcık yardımsever olmanızı tavsiye ederim. İçinizden gelmese bile. Ve hepsi aç ve susamış vaziyette. Yarın hem su hem yemek vereceğim kendilerine ve şöyle bir gerçi hiç kimse çıkamıyor ki Dolores dışında. Bir tek Dolores kendine gelmiş. Tim ve Mary Jane biraz fiziksel egzersiz yapmalılar. Nükleer çöle çıkıp koşturmalarına izin vermek kulağa çok tehlikeli geliyor ama sığınağın içinde ebelemeci oynayabilirler. Sonuçta ortada kırılabilecek pahalı vazolarımız veya antika tabaklarımız falan yok. Çocukların oynamasına izin verelim mi? Abi bak şu harita, tamam mı? Loot'a giderken işaretlenecek bölgeleri falan seçmenize yarıyor. Bu oyun harita lootlamayı başardık. Bundan önceki oyun herhangi bir şekilde haritaya erişim sağlayamamıştık. Haritayı yırtabilirler. Yani o yüzden bunu göze alacağım mı? Ha, canınız sağ olsun ya, ne olacak? Lan maskeyi kırarlarsa? Ben bunu hiç düşünmedim. Allah'ım her şey sapasağlam. Tek parça sana şükürler olsun. Kaynaklarımız sağa sola dağıldı dedi de yemekte de sıkıntı yok, şeyde de sıkıntı yok. Oh, of, Timi de hastalandı. Timi de hastalandı abi, Timi de hastalandı. İnanılmaz ya. Herkes bir suyunu ve yemeğini yesin. Abi bir şey diyeceğim. Bak 8 gün oldu. Artık dışarı çıkmazsanız ayva yeriz. Arkadaşlar bu arada söylediğim gibi şu an saat 8.30 9'a doğru geliyor. Hatta tam saati söyleyeyim ya. Evet 9'a 5 var şu an. O yüzden çay içeceğim bu videoda affınıza sığınarak ama bu videoyu muhtemelen iftardan sonra atarım. Yani bundan sonraki bölümleri de iftardan sonra atıyor olurum. O yüzden bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Radyoyu dinleyemiyoruz işte. Radyoyu dinleyip dışarıdan bilgi alamıyoruz ve hani Ted nihayet dışarı çıkabilecek duruma gelmiş galiba. Bugün yani bu el tam yıkıklar konseyi olarak geldi. Hala dışarıda radyasyon var falan filan diye dolanıyorlar ortalıkta. Mutant kemirgenler kaynaklarımıza saldırıyor. Bunlar fare mi, vahşi tavşanlar mı yoksa sadece mutant hamsterlar mı emin değiliz. Tüm bu seçenekler oldukça korkunç. Bu hayvanların hepsinden kurtulmak için mermiye veya başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Abi kısıtlı kaynağım var, o kaynakları savunacağım elbette. İyi, kimsenin kolunda çizik yok, bir şey yok. Ted, sen yağmaya gidiyorsun artık canına yandığım. Konservelerimizi kurtardık. Tüylü mutant için üzgünüz. Galiba besin zincirinin tepesinde hala biz varız. Aferin bize. Şimdi Ted, sen gaz maskesi ve bavulunla beraber gidiyorsun yiğidim dışarı o işaretlediğimiz noktaya. Umarım orada bir şeyler bulabilirsin. Anne hala içeride. Abi Timmy'nin
Timmy'ye ve Dolores'e su vereceğim elbette yani. Bütün herkese su vereceğim ama bir gün sonra. İşte buradayız. Sıradan bir gün yaşadığımızı sanıyoruz ama sonra Mary Jane karşımıza oturdu. Bugünün doğum günü olduğunu ama bir hediye istemediğini söyledi. En azından bu şartlarda bu ekonomik durumda olmaz dedi. Ama burada emirleri veren kişi olamayacak kadar küçük. O yüzden bu doğum günü hediyesi alacak ve bu son kararımız. Sadece bir şey seçmemiz gerekiyor. Yok ki. Abi böyle bir durumda doğum günü kutlanır mı gerçekten bilmiyorum ya. Ama umarım kimse depresyona falan girmedi. Mary Jane doğum günleri için artık büyüdü. Yani en azından biz böyle düşündük. Evet, herkesin suya ihtiyacı var arkadaşlar. Şayet ki su içmezlerse kendileri can verecek ve bugün kapımızı bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler. Sahte olmadıklarından en ufak bir şüphemiz olmadı. Sonuçta laboratuvar önlükleri falan her şeyi vardı. Onlara yardım etsek mi? Hayır. Hani şu an suyum riskli durumda. Yani önümüzdeki günleri atlatabileceğimden emin değilim ve kesinlikle sadece doktor üniformasına kanıp da kimseye bir şey veremem. Onların gerçek doktorlar olduklarını düşünmedik ama işi garantiye alıp bizden evde muayene ücreti almadan onları hızlıca kovduk. Vaktimiz kalmadı. Timmy yaralı ve çok geç olmadan onu tedavi etmeliyiz. Abi tiplere bak, tiplere. Canım, biz de yaralıyız da yapacak bir şey yok. Yani muhtemelen Timmy'yi kaybettik. Timmy çok iyi durumda değil. Onunla biraz konuşup neşelendirsek mi? Ya en baba konuşabilirim. İlk yardım kitim yok ki. Evet, klasik telefon etkinliği. Hayatta tıklayıp açmam onu. Timmy kendine gelmişe benziyor, baksanıza. Yok, hala çok acı çekiyor abi. Timmy'nin kol sargılı, ayak bandajlı. Mary Jane canını teslim etmiş gibi davranıyor. Abi erzak paylaşımı. Kimse bir şey yiyip içmiyor. Telefon çalıyor, dışarı kim gitsin? Kimse gitmiyor. Abi takım tam anlamıyla bir yatalaklar ordusundan oluşuyor şu an. Ben bundan emin oldum. Kelimenin tam manasıyla yatalaklar ordusu. Yani Ted gelip bunları kurtarmazsa bizim daha ileride çok uzun bir yol almamız gerekecek. Herkes mi açlıktan ölmek üzere? Vay. Tamam, o zaman herkese yemeklerini verelim. Yarın da herkes su içecek. Abi radyom yok. Radyom. Radyom olmadığından dolayı dışarıdan haber alamıyoruz. Aha Ted geldi. Ted geldi. Timmy'ye ne oldu? Ted balta ve fener getirdi. Gaz maskesi ve çantayı eve geri döndü. Aynı zamanda bir kap yemek, bir kap su, bir fener ve bir tane de balta bulup geri döndü. Çok iyi. Timmy yaralı ve bu konuda hiçbir şey yapmadık. Yaraları giderek kötüleşti. Ve sonunda bu durum canına tak etti ve gitti. Ardında sadece bizim berbat ebeveynler olduğumuzu ve nükleer çörün efendisi olduğunda geri döneceğini yazan küçük bir not bıraktı. Abi bir de ergen Timmy ile mi uğraşacağız? Evet, herkesin suya ihtiyacı var. Sularını içsinler, bir dal yemek yesin Ted. Mary Jane'i dışarı salacağım sanırım. Küçücük sığınakta sizi kim izliyor olabilir ki? Tabanca dursun yani, tüfek dursun, kendimizi savunmamız gerekir ama bir şey oldu. Bir şey oldu oğlum, elinizi kolunuzu mu kestiniz? Ne oldu? Aç ve yorgun, aç ve yorgun, hasta ve aç. Kesinlikle bir şey oldu. O neydi bilmiyoruz ama artık ölü. Oldukça ölü. Oh. Tamam, herkes biraz daha bekleyebilir. Dışarı kimi götüreceğiz? Mary Jane'i. Umarım gaz maskesini ve bavulumuzu heder etmez Mary Jane. Yani hasta haliyle yolluyoruz kızı da abi, kesinlikle çok berbat bir senaryo ilerliyor şu anda. Yani onu çok net söyleyebilirim. Hani yani gelen ilk gün etkinliklerinin komple şey olması.
Bu damla sesi de neyin nesi? Ayrıca duvarlar neden bu kadar ıslak? Su içinde kalmak üzere miyiz? Bizim can yeleklerimiz yok. Ya bir tek ya da bir teknemiz. Zaten bu sığınağa bir tekne sığmazdı. Bir şey yapmamız lazım. Kaynakları kurtar. Tamam. Haritayı kurtar. Nasıl su basıyor ortalığı? Evet. Harbiden su basıyor ortalığı abi. Mis. Eh şanslıydık. Sığınak hızla suyla doldu ve boğulacağımızdan emin gibiydik. Boynumuza kadar suyun içinde kalmıştık. Ve kapağı açıp kaçmamız bile mümkün değildi. Olabilecek en kötü şeyi düşünmeye başlamadan su seviyesi alçalmaya başladı. Şu anda iyiyiz ama oluşan dağınıklık için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Anladım. Anladım. Dolores'e yemek vermezsek bu gece sabaha göremeyecek. Ted'e de yemek verelim. İkisi aynı gün yemek yemiş olsun. Sonra aynı gün su içecekler. Abi olan biteni merak ettiniz ama radyo yok elimizde. Üzgünüm. Nasıl hayatta kalacağız peki? Su içmezlerse yaşayamayacaklar. Al bakalım ikinize de su. Durumumuz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Birbirimizin gözlerinde açlığı ve çaresizliği görebiliyoruz. Mahalledeki bir okulda çalışan bir öğretmenin bomba düşmeden önce bir grup çocuğu kurtardığını biliyoruz. Ayrıca sığınaklarının ne kadar zengin olduğunu da biliyoruz. Topluluk olarak onları acil bir durum için oraya biz doldurduk. O yüzden teknik olarak onlar bizim değil mi? Muhtaç olduğumuz şu günlerde hakkımızı geri alalım mı? Zorlu bir karar vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Apokalipsi'de 20. güne gelmiş vaziyetteyiz. Ve bu 20 günde çok şey oldu. En basitinden kendi çocuğumuzu bile tedavi ettiremedik ve nükleer sığınağa kaçtı. Nükleer sığınaktan dışarı kaçtı. Dışarıdaki bu garip radyasyonlu çöl bulutunda şansını denemeyi tercih etti. Hastayız. Yemek ve su kaynağımız giderek azalıyor. Yani... Abi canımızı teslim edeceksek de efendi efendi teslim edelim ya. Ya da... Biraz vicdansızlıktan bir zarar gelmez öyle değil mi? Ne arakladık abi? Sığınak kapısında bir tür alarm sistemi kurduklarından hiç haberimiz yoktu. Kapıyı açmaya çalıştığımız anda üzerimize gevşek tuğlalar ve harita iğneleri uçmaya başladı. İçeride çok fazla yetişkin vardı. Biz sadece bir öğretmen bekliyorduk ama galiba kendilerine yer açmak için çocukları geride bırakmışlar. Dehşete kapıldık. Bunlar ne kadar da korkunç öğretmenler böyle. Ooo abi... Anladınız mı meseleyi? Hani biz çoluğun çocuğun rızkını yemeye gidiyorduk ya. Çoktan yemişler onların rızkını. Ay kurtlar sofrası bura, kurtlar sofrası hocam. Burası inanılmaz bir kurtlar sofrası. En nefret ettiğin şeyi sırala diye bir oyun oynadık ve nedense sık sık komşumuzun adını duyduk. Biraz düşününce o küçük şakanın oturma odasında bir para kasası olduğunu hatırladık. İçinde ne olduğunu merak ederdik. Belki öğrenmenin vakti gelmiştir. Baş düşmanımızın varlığını çalma onuruna kim erişecek? Ted git bakalım. Abi kurtlar sofrası burası. Artık her şey mübah. Böcek ilacı mı saklıyordu? Ya yapma Allah aşkına ya. Abi yapma Allah aşkına ya. Para kasası vardı diyor. Para kasasının içerisinden neden böcek ilacı çıkıyor? Abi. Ben bu arada otururken gitgide zemine doğru ilerliyorum değil mi? Yorgunluk var üzerimde bir parça arkadaşlar affedin. Tamam hiçbir şey yapmıyoruz. Abi radyo yok radyo yok. Başka bir kurtuluş yolu yok mu ya? Mary Jane bu arada geri dönmeyecek büyük ihtimalle. Bizim gaz maskesine falan da çöktü. Gaz maskesine falan da çöktü abi.
Bugün içeri biraz temiz, radyoaktif hava girsin diye sığınağın kapısını açtığımızda önünde küçük bir bavul gördük. Üzerinde bir not vardı ve mahallede kimse yok gibiydi. İçine baksak mı? Bak. İçinden zehir de çıkabiliyor, yemek de çıkabiliyor. Zehir çıktıysa hepimiz hastalandık, geçmiş olsun. Ama bu mücadelenin zaten çok uzun süreceğini zannetmiyordum. Ki ikisi de evet şu an aynı bahsettiğim durumu yaşıyorlar abi. Gayet normal gözüken bir su şişesinin içerisinden radyasyona maruz kalmış ya da bir tür biyolojik silah enjekte edilmiş bir zıbıdığı yedik içtik. İyi. Mis. Ya abi ye. Duvardaki mantarları falan da ya, ben artık hiç böyle şey yapmıyorum. Şansa kadere hayatta kalırsak strateji falan planlamıyorum. Dolores bitkin, Ted hasta. Mary Jane hasta, yorgun, aç, bitkin, en azından hasta değil. Bu arada evet, gaz maskesi geri döndü. Mantarlar çok lezzetliydi ama sadece karanlıkta parladıkları için biraz endişeliyiz ve biz de biraz parlamaya başladık. Anladım. Mary Jane bir tane yemek ve iki birim su bulup geri dönmüş. Aslanım Mary Jane be, ve Ted hasta, Mary Jane hasta. Aç, yorgun, bitkin, Ted hasta. Dolores bitkin. Abi mahvolmuş bir vaziyetteyiz ya. Ted'i bir keşfe yollayalım tekrar. Bence Mary Jane mi çalacak yani mızıkayı? Herhalde Mary Jane çalacak. Normalde anneye çaldıracaktım da Mary Jane'e mızıkayı çaldırmak istedim. Gerçi Mary Jane şu an zaten mızıka çalabilecek konumda değil ki. Kız mahvolmuş vaziyette. Keyifler yerine geldi mi peki? Anladım. Dolores sakin. Güzel. Açlıktan ölmek üzere. Ted hasta. Bugün keşif için Ted'i gönderiyoruz gaz maskesiyle. Abi aile perişan olmuş vaziyette ya. Perişanlara oynuyoruz şu an. Ne kadar hayatta kalabileceğiz inanın eğer ben de bilmiyorum ama aile kesinlikle kelimenin tam manasıyla perişan olmuş vaziyette. Yani hiç böyle ay yeter be, kamerada oynayıp durdu tüm gün. Yayında da böyle tüm gün yeri değişti. Bu kadar sade ve tatsız su yeter. Dolores artık bir fincan kahve içmeyi gerçekten çok istiyor. Gerçek hakiki mavi Amerikan kahvesi. 5 fincan içip hala uyuyabileceğin türden bir kahve. Ama bu nükleer çöre'de böyle bir şeyi nereden bulabiliriz? Dolores'in en sevdiğimiz restoran bur şey. Eskiden birkaç blok ötedeydi. Biri artık bir kahve avına çıksa mı? Çıksın gitsin, zaten Mary Jane öldü, ölecek. Zaten hastaydı. Hasta olamaz ki. Hasta olamaz ki. Zaten hastaydı. Güzel. Kahveyi çok sevmişler. Yani radyasyon dolu sudansa radyasyon dolu kahve içtik en azından diyor. Abi yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Evet ama yani orduyu falan da dinleyemiyoruz. Ted'in geri dönmesini ve radyo bulmasını falan umut edeceğiz galiba. Ama hiçbir şeyi ne duyabiliyorum ne dinleyebiliyorum. Timmy kayboldu gitti. Oho. Hayır abi, bir konserve karşılığında çantayı almayacağım. O çanta görevini alabilmek için gerçekten çok iyi durumda olmanız gerekiyor. 30 gün geçti ve gerçekten inanılmaz derecede fazla perişan durumdayız. Bu nasıl bir perişanlık abi? Tam herkese şey... Dolores'e su, tosuna su ve yemek. Hamam böceklerine böcek ilacıyla saldır. Mekanı hamam böcekleri ele geçiremesin. Evet, sanırım hamam böceği sorunundan kurtulduk ama bu bize o malzememize mal oldu. Bitkin ve aç, bitkin ve aç. Nasıl açsınız arkadaş?
Bugün kahvaltı sırasında haritamız duvardan aşağı kayınca yerimizden sıçradık. Onu asılı tutan çivileri kontrol ettik ama hepsi sağlamdı ve yerindeydi. Bir hayalet yapmıştır belki. Belki de bir cin çıkarma seansı yapmamız gerekiyordur. Neyse, duvarda haritanın olduğu yerde bir tür para kasası olduğunu fark ettik. İçinde ne var acaba? Bir tür hazine mi? Açsak mı? Şu kuru kafadan anladığım kadarıyla direkt başımız belaya girecek de. Açacağım abi. Bu aile zaten perişan oldu. Artık ölün de gidelim, bir kurtulalım ya. Radyo çıktı içinden. Ted çok uzun zamandır dışarıda ve hala geri gelmedi. Radyo geldi. Anladım. Arkadaşlar, sanırım bu senaryoda artık tek başımızdayız. Bir aile faciası yaşandı ya. Baba, Mary Jane ölmek üzere. Yarın Mary Jane'i salarız, olur biter. Harita karşılığında dama. Haha, oldu bil. Şuraya bir yere yorlarız ya Mary Jane'i. Tabi sağ kalabilirse, sağ kalıp dönebilirse. Evet, Mary Jane, dışarı çıkıyorsun eline hiçbir şey almadan ve şu bölgeye doğru ilerliyorsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evin hanımı evde tek kaldı. O perişanları oynadığımız bir senaryo oldu bu gerçekten ya. Perişanları oynadık. Arkadaşlar, bir saniyeliğine kamerayı kapatacağım müsaadenizle. Timamdır. Evet, tim perişanlar. Sadece anne kaldı. Mary Jane gitti. Ve su ve yemek almazsa sabaha göremeyecek. Tamam. Abi, dışarıda bir tank mı vardı? Git araştır. Hadi git araştır. Bu ailenin ben artık sağ kalacağım. Aha. Zaten sağ kalamadık. Ne oldu? Sığınaktan kimsenin, son kalanın çıkmaması gerekiyordu. Olmasını beklediğimiz son şey çok büyük bir patlamaydı. Havada enkaz parçalarının düşüp evimizden geriye kalan harabenin tepesine indiğini duyduk. Herhalde biri tanka tuzak yerleştirmişti. Veya içinde patlayıcılar vardı. Neden böyle bir şey yaptık? Mary Jane normalde birkaç gün içinde dönmeliydi. Çok uzun zaman oldu. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Abi, 35 gün içerisinde bütün aile mahvoldu. Oo! Abi çok kötüydü bu arada. Bütün aile mahvoldu. İşte her şeye evet dersen olacağı bu. Ama şanssız başladık. Kabul edelim, şanssız başladık. Gerçekten yani ben zaten kurtulma umudunu çoktan salmıştım ya. Her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.